Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında Yusuf Siyah Paşa Köşkü'ndeyiz. Yusuf Siyah Paşa Köşkü halk arasında Perili Köşk olarak biliniyor. Burası nasıl bir yermiş? Gelin hep beraber görelim. Rumeli Hisarı'ndan Boğaz Köprüsü'ne doğru manzarayı seyrettiyseniz kırmızı renkli bu Perili Köşk dikkatinizi çekmiş olmalı. Farklı, kuleli ve bol teraslı mimarisiyle kendisini diğer binalardan ayırıp merak uyandırmakta oldukça başarılı. Perili Köşk, tarihi ve modern zenginlikleri ile görülmeye değer. Dış görünüşü ile boğaza katmış olduğu manzara yanında içerisinde apayrı, zengin ve capcanlı bir dünyası var. Perili Köşk, Borusan Holding tarafından kiralanarak şirketin yönetim merkezi yapılmış. Ancak holding bencil davranmayarak olabildiğince şeffaf ve cömert bir şekilde hafta sonları bu köşkü ziyaretçilere açmış. Müze olarak ziyaret edip hem manzarasının tadını çıkartabilir hem de sergilenen modern sanat eserlerini gözlemleyebilirsiniz. Perili Köşk göründüğünden çok daha büyük. 10 katlı, içinde asansörü var. Terasları kocaman ve muazzam manzaraya sahip. Boğazın ayaklarınızın altında olduğu duygularınızı ve algılarınızı canlandıran bu manzarada aşağı inmek istemeyeceğiniz gibi fotoğraf çekilmeden de yapamayacaksınız. Şu anda Perili Köşk'ün en üst katındayız. Burası eskiden gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş. Fakat şu anda şirket yöneticilerinin kullanımına ait. Köşkün isminin nereden geldiğine dair bir takım rivayetler mevcut. Tam olarak kesin olmamakla beraber bunlardan bir tanesi köşkün inşaatının uzun yıllar boyunca bitirilememesi. İnşaat bitirilemediği için boş kalan dairelerden rüzgar sesi geliyormuş. Bir diğer rivayet ise köşkte peri güzelliğinde güzeller güzeli bir kızın yaşaması. O kızı görenler bu köşkü Perili Köşk olarak nitelendirmiş. Mısır valisi Abbas Hilmi Paşa'nın yaveri Yusuf Ziya Paşa tarafından inşaatına başlanmış. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle inşaatı uzun yıllar bitirilememiş. İstanbul'un tarihi değerler arasında çok göz doldurucu bir manzaraya sahip. Pek çok modern sanatsal özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Gezdiğimiz her yerde sanat eserleri, tarihi eserler, geçmişten günümüze ulaşan pek çok güzellik mevcut. Bu da onlardan bir tanesi. Bu gayet göz alıcı bir eser. İnsan gözlerini de yoruyor ama hayretle bakıyorsunuz. Biraz farklı gerçekten.
bulunduğum yer Borusan Holding'in toplantı odası. Firmanın üst düzey yöneticileri burada toplantı yapıyor. Hafta sonu ziyaretçiler açık, hafta içi ise kendi firma çalışanlarına. Hafta sonu bu şekilde firmanın her odasını tek tek gezip görebiliyoruz. Perili Köşk'teki enteresan özelliklerden birisi de güneş tüpüyle aydınlanıyor oluşu. Güneş ışınları özel yapılı tüp sayesinde binanın en tepesinden aşağısına kadar iletilip dağıtılıyor. Köşk'te mesajlarınızı sarı not kağıtları ile firma yönetim kurulu başkanı ve patronla iletebileceğiniz bir köşe oluşturularak ayrı bir güzellik yapılmış. Perili Köşk, İstanbul Boğazı'nda manzaraya kattıklarıyla dinamik, eğlenceli, gizemli ve aynı zamanda gösterişli yapısı ile gezilmeye değer bir yer. Hafta sonu nereye gitsek, ne yapsak diye kararsız düşünceler içerisindeyseniz, modern sanatları, müzeleri seviyorsanız burası tam size göre. Ben Onur Benli, videomu seyrettiğiniz için teşekkürler.